Başkanım tekrardan Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? İyi misin? Allah razı olsun. Tekrardan Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Alayım ben. Olmadı. Hayırlı mübarek olsun başkanım. Bayramı olsun. Benim başkanım. Hayırlı. Şöyle geniş. Sağ ol. Biraz bana. Hadi bakalım. Biraz kaldırıp çeker misin abi? Abi çok kaldırırsan bu sefer sen çıkmıyor. Sağ ol. İlçemizin kıymetli protokol mensupları, her şeyimizi borçlu olduğumuz kıymetli şehit ailelerimiz, aranızda bulunmaktan hakikaten şeref duyuyoruz. Ben her gittiğim ilçede bayram namazlarını o ilçenin en kadim, en tarihi camisi neresiyse ilçe protokolümüzle beraber orada bir program gerçekleştirip tüm vatandaşlarımızla orada hemhal oluyorum. Bugün de Rabbim Ereğli de bize nasip etti. Bilmiyorum bundan önce yapılıyor muydu, yapılmıyor muydu ama cami üzerinde. Hakikaten çok hoş oluyor. Bunun anlam ve önemine uygun oluyor. Vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Onlarla temas ediyoruz. Onlarla birlikte olmak, Ramazanlarını tebrik etmek bizleri devlet olarak çok ziyadesiyle mutlu ve memnun ediyor. Hemen o programın akabinde de ilk ziyaretimizi yine devlet olarak kıymetli şehit ailelerimize ayırıyoruz. Bugün de o kapsamda burada bulunmaktayız. Hakikaten bu memleketimiz, bu coğrafyamız şehitlerimizin yüzü ve suyu hürmetine var. Ben bu vesileyle tekrardan tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Geride kalanlarına tekrardan sabırlar diliyorum. Aramızda çok kıymetli şehit ailelerimiz var. Zaman zaman kendileriyle görüşüyoruz, hanelerinde ziyaret ediyoruz. Tabii kıymetli protokol şöyle düşünmek lazım. Şehitlerimiz bizler için çok önemli. Bunu hepimiz biliyoruz ancak şöyle düşünmek lazım. Aileler açısından şehitlerimizin o tazeliği, şehadet günü hiç böyle eskiye dayanan bir günmüş gibi gelmez. Bu böyledir. Hep o anmış gibi düşünülür. Onun için de devlet olarak biz her zaman kıymetli şehit ailelerimizin, yine aynı şekilde gazilerimizin hep yanındayızdır. Bu vesileyle ben bizlere ev sahipliği yaptığı için kıymetli başkanımıza, dernek başkanımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Aramızda bulunan tüm herkesin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim bu bayramın anlam ve önemine inşallah hepimize idrak etmemizi sağlar. İnşallah birlik içinde, beraberlik içinde, huzur içinde, sükun içinde bir bayram geçirmemizi nasip eder hepimize. Bu bayramlar anlamlıdır, önemlidir değerli arkadaşlar. Küskünlüklerin, dargınlıkların olmaması gereken günlerdir. İnşallah idrakini de hep beraber gönülden, böyle içten bir şekilde o meseleyi idrak ederiz. Temennisiyle tekrardan hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Saygı ve hürmetlerimizi sizlere sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Başkanım.
Evet, tabii burada olmak benim için ayrı bir gün bugün. Böyle, biraz önce Sayın Kaymakam'a da söyledim. Tabii ki bizim için olacağımız önemli. Her zaman namazımızı kılıyoruz. İşte geldik buraya ama benim burası tam da büyüyüp neredeyse bugüne kadar hayatımın geçtiği bir yer. Yani bugün belediye başkanı olarak buradayım. Rahmetli babamın iş yeri hemen buradaydı. Onunla sabah işte bayram günleri buraya gelirdik. Bayram namazına gelirdik. Namazı kıldıktan sonra iş yeri açılır. Sonra burada hep beraber bayramlaşılırdı. Esnaflar, işte burada olan cami cemaatıyla. Ama bugün bir belediye başkanı olarak burada olmak tabii ki benim için bir onur, gurur. İnşallah çıktığımız bu yolda hiç kimseye mahcup olmayız. Çünkü biz Ereğli'nin belediye başkanı olduk. Dolayısıyla bizim bundan sonra artık işimiz hizmet ve hizmet noktasında da elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu vesileyle hepinizin bayramını kutluyorum. Şehrimizde umarım herkesin mutlulukla, sağlıkla geçireceği bir bayram olur. Ülkemiz için böyle olur. Başkanıma da şehit aileleri olarak yine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun bizi burada ağırladı, misafir etti. Herkesin bayramı kutlu olsun. Ailesiyle, sevdikleriyle güzel bayramlar diliyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Dualarınızı da eksik etmeyin. Sağ olun. Allah razı olsun. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günde derneğimizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdınız, gururlandırdınız. Şehit aileleri olarak ve şahsım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tekrar bayramınız mübarek olsun efendim. Allah razı olsun. Bu vesileyle birine de sağlık sıhhat dileyelim. Bunun anlamı evet. Önemine binaen. Evet. Yılmaz Erdaş'tan evet, başkanımız. Yılmaz başkanımız. Evet. Kendisi bir hastalıkla şu anda maalesef uğraşıyor. Rabbim ona da sıhhatini sağlığını inşallah nasip etsin. Evet. Hep beraber dua edelim. Rabbim onun yardımcısı olsun. Ona da dileklerimizi inşallah iletirsiniz başkanım. Evet. Nasıl, iletişim halinde misiniz? Evet. Son durum var. Oğlum, nerede? Ben göremedim. Ha, nasılsın ya? İyi misin? Ne var ne yok? İyi maşallah ya. Babanı seviyoruz. Yani bugün burada olsaydı hakikaten muhtemelen bir şiir bize okurdu. Mutlaka olurdu. Onun yeri ayrı bizde yani. Çok selamlarımızı ilet, muhabbetlerimizi ilet inşallah. Tabii muhakkak öyledir ama imkan varsa en güzelini yaşayalım. Milli Eğitim Müdürümüz okulu bize lazım diye almış. Biz o şekilde not düştük. Siz Mustafa. Kaçta oldunuz başım? 53. Benim babam 64 yaşında öldü. Ben şöyle kıyaslıyorum. Gönlümüz daha genç. Sizlerle belki dernek olarak, dernek başkanı olarak, protokol olarak, bunun gazi olarak. Kaç çocuk var? 6. 6. Bir tanesi mi yanınızda? Evet. Orada mı kalıyorsun? Ev küçük, benim yanımda. Ben mi önemli, onun için soruyorum. İkişerdi galiba. İki matematik, ben edebiyat. Kimsiniz? Böyle ziyaretlere ihtiyacım var. Allah razı olsun. Toplu bir fotoğraf alalım mı? Başkanım. Dışarıda, evet. Dışarıda bir... Tabii,